Merhaba sevgili satranç severler. Galiba benim için en zor videolardan birisi olacak bu. Bugün kötü bir haber aldım. Benim satranç temelimi atmamı sağlayan bir yerlere eğer geldiysem, satrançta büyük usta olduysam en büyük payın olduğu hocam dünyanın sayılı hocalarından Evgeni Vasko vefat etmiş. Benim için çok zor tabii ki bu yayını yapmakta, konuşmakta duygulanıyorum. Emeği çok fazla çünkü üzerimde. İlk Türkiye'ye geldiği zaman bir kapalı turnuvaya gelmişti. Kapalı turnuvaya davet edilmişti. Emrah Halıcı Federasyon Başkanlığı döneminde, Emrah Halıcı'nın, Sayın Emrah Halıcı'nın Federasyon Başkanlığı döneminde şampiyon olmuştu. Daha sonra derslere başlamıştı. Haftada bir Ankara ders yapıyordu. Emekle Bahçelievler Emek arası bir yerde kalıyordu. Ben okul çıkışları, ortaokuldaydım o zaman. Evine gidiyordum Vasko'nun. Yani bir kelime Rusça bilmiyorum. Vasko da bir kelime İngilizce bilmiyor. O zamanlar Ziya Ahmedov adlı arkadaşımız çevirmenlik yapıyordu. Haftada bir kurslarda yapıyordu çevirmenlik. Kapısını çalıyordum. Beni görünce gözleri gülüyordu. İçeri buyur ediyordu. Oturuyorduk, konuşmadan saatlerce analiz yapıyorduk. Yani ben özel öğrencisiymişim gibi veya benim özel hocammış gibi. Tek başına çünkü oturuyor. Sürekli hafta içi okuldan çıkıp evine giderdim. Öyle kendi evime geçerdim. Yani benim oturduğum evle okulum yarım saat 40 dakika sürüyordu. Okulumla hocanın evi yarım saat sürüyordu. Hocanın evinden benim evde 45 dakika, 1 saat civarı sürüyordu. Ben eve geçmek yerine okuldan onun evine giderdim. 2 saat, 3 saat satranç analizi yapardık. O Rusça bir şeyler söyler, ben anlamazdım. Ben İngilizce söylerim, o anlamazdı. Ama haftanın 5 günü giderdim. O kadar çok sevmişti ki satranca olan aşkımı, boş durmayı da sevmiyordu. Sürekli çalışıyordu. Böyle devam, ben bir hafta, 2 hafta gidince Ziya söylemişti. Benimle ilgili çok güzel şeyler söylemişti. Satrançta büyük usta olacağımı, bir yerlere geleceğimi söylemişti satranç aşkımdan dolayı. Sürekli gidiyordum, yalnız bırakmıyordum. Yani benim bir nevi özel hocamdı. Ben de onun özel öğrencisi gibiydim. Bana farklı bakıyordu. Çok fazla emeği var bende gerçekten. Yani dünyanın sayılı antrenörlerinden zaten Vasikov. Karpov'un sekondantlığını yapmış. En son gördüğümde benim GM normal aldığım turnuvaydı. Orada görünce çok mutlu olmuştum. Konuşmuştuk biraz. Üçüncü turda görmüştüm ben. Bana şey demişti. Sen artık zamanın geldi, büyük usta olacaksın. Belki de bu turnuvada alacaksın normal ve büyük usta olacaksın demişti. Çek Cumhuriyeti'ndeyken. Ve o turnuvada büyük usta normal almıştım. Tabii Vaskov'un orada olması benim için çok etkiliydi. Daha farklı oynadım, motive oynadım çünkü gelip maçlarımı da izlemeye başladı. Birbirimizi görmemiştik biz, aynı turnuvada oynadığımızı bilmiyorduk. Maçlarımı da izlemeye başlayınca daha da motive oynadım. En azından bak nasıl bir öğrenci yetiştirdin diye göstermek için. Çok fazla anısı var bende. Hatta bugün benim sevdiğim arkadaşlarımdan, çok samimi olduğum arkadaşlarımdan Özgür Akman çok güzel bir şey yazdı. Onu paylaşmak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Özgür'e teşekkür ettim. Bir saniye paylaşayım sizle. Bana şunu yazmıştı. Vasko çok kişiyle çalıştı. Bizim jenerasyonumuzda. O zamanlar ben Mert Erdoğdu Mutatakişi vardık. Bizim jenerasyonumuzda. Yakup Ertuğan katılmıştı. Alt jenerasyonda Selim Çıtak, Özgür Akman, Onur Kınsız bunlarla çalıştı. Bizim üst jenerasyonlarımız Yakup Bayram, Selim Gürcan, Emre Karadeniz, daha A-Milli takımda olan Can Ardıman, Suat Soylu, Turan Yılmaz bunlarla çalıştı. Kadın milli takımımızla de çalıştı. Yani herkese parmağı değdi Vasco'nun. Özgür bana şunu yazdı, o daha da duygulandırdı beni, çok mutlu oldum. En başarılı öğrencisi, açtığı yoldan yürüyen sen oldun. En büyük mirasçı sensin demişti. Ben de tabii ki öğrencilerime onun bana öğrettiği şekilde stratejiyle çalıştırıyorum öğrencilerimi. Ama her şeyden önce ahlaklı olmayı öğretiyorum. İnançlı olmayı öğretiyorum. Çünkü Vasco inanılmaz bir inancı vardı. Bir gün biz Gürcistan'da Avrupa takımlardayken çok katıydı. O zaman ben yedek oyuncuydum. Beşinci masa. Hakan Erdoğan
Dördüncü masaydı. Hakan abi geç kaldı. Uçağı kaçırdı. Vasco çok sinirlendi buna. Biz takım halinde gidiyorduk ve yedek olarak yazdı Hakan Erdoğan'ı. Zamanında gelmedi. Şimdi beni dördüncü masaya koydu. Disiplini çok katıydı. Biz İspanya ile oynuyorduk. Umut birinci masa oynuyordu. Umut Atakişi. Şirov'la oynuyor Umut. Ben İlleskas'la oynuyorum. Vasco'nun arasına gittik Umut'la beraber. Vasco da bir saat, iki saat çalışmış. Döndü bize şey söyledi direkt. Ya Şirov'da o zamanlar 2700'e yakın. Çok çok kuvvetli. Biz içeri girdiğimizde döndü dedi ki Umut'a kazanma şansın var, çok riskli oynuyor dedi. Ya biz çok zor tuttuk kendimizi Gülmür için. Çünkü bizim öyle bir inancımız yoktu. Yani Şirov'u nasıl yenecek Umut veya ben nasıl yeneceğim, atıyorum ben oynasam. Ama inanılmaz bir inancı vardı Vasco'nun. Yani Uka Elo'ya falan bakmazdı. Rakibin kim olduğuna bakmazdı. Kazanma şansın var, çok riskli oynuyor derdi. Bu inancı bizi aşılamaya çalışıyordu. Ben de bu inancı aşılamaya çalışıyorum öğrencime ve sizlere kanalda da UKD'nin Elon'un önemi olmadığını. Çok farklı bir insan. Ben onun adına özel bir klasör açmak istiyorum. Onun maçlarını inceleyeceğim. Anılarda, ya bugün hatta şöyle tesadüfi bir olay oldu. Anılar tahtada canlanıyor, artık başlayacağım demiştim. Ve ilk maçı Vasco Van Veli maçı olarak belirlemiştim. Onu yapacaktım. Bir sosyal medyaya gireyim dedim. Biraz dinlenmek istedim. Birkaç video çekmiştim sizler için. Sosyal medyaya girdiğimde ölüm haberini okudum. Çok kötü oldum. Ölüm haberini duyunca. Yani derslerimi iptal ettim. Bayağı etkiledi beni. Tesadüf. Ben bir de bugün onun partisini analiz edip anlatacağım demiştim. Böyle bir durum oldu. Ben yine biraz geç oldu saat. Kendime biraz geldim. Etkilendim gerçekten. Onun bir partisiyle başlamak istiyorum. Bu partisinde Vasco'nun o zaman katarakt problemi vardı gözünde. Tek gözü görmüyordu. Yani tek gözle oynuyordu. Bir de bu turnuva öncesi, Moskova Aeroflot turnuvası. Bu turnuva öncesi metroda düşüyor. Kış aylarında yapılıyor. Şubat ayında yapılıyor genelde Aeroflot. Metroda düşüyor ve kolunu kırıyor. Yani tek gözü görmüyor ve kolu da askıda. Yanlış hatırlamıyorsam kullandığı elinin olduğu koldu, hamlenin yaptığı. Tek gözü görmüyor, tek kolu yok. Van Veli inanılmaz bir maç sonunda, maçta yani oyunda kazanıyor Van Veli'ye karşı. İnanılmaz bir maç. Biz çok etkilenmiştik, hatta espri yapıyorduk. Vasco hem göz çıktı hem kol çıktı diye. Ki Van Veli o zaman 2697. Vasco 2524, Van Veli 2700. İnanılmaz yenmişti. Bu bir anıydı. Tahtadanla canlanıyorum ilk konusu bu olacaktı. Üzerine de gelmiş oldu. Huzur içinde uyusun hocamız. Çok seviliyordu Türkiye'de. Şimdi onun maçıyla başlamak istiyorum. E4 C5. At F3 D6. D4 C4. At Vezir D4. Vasco'nun sevdiği varyantlardan birisiydi. Geller çok oynuyordu bunu. Bana da öğretmişti. Çok güzel bir varyant. Benim çok hoşuma gitmişti. Ve halen ben kullanıyorum bunu. Birçok turnuvada görürsünüz. Bazı turnuvalarda beyazlarda mutlaka oynarım bunu. Sevdiğim bir varyant. At C6, Fil B5. Fil D7, Fil C6. Fil C6, At C3. At F6, Fil G5. E6, Uzun Rok. Evet, burada temel prensip beyazlar uzun rok atıp vezirini merkezde tutup hızlı bir şekilde saldırmak istiyor şaha merkezden veya kanattan. Fil E7, kale H E1. Kısa rok, şah B1. Her zaman yararlı bir hamle. Çünkü bu çaprazda baskıyı ata açarak tehditler yaratmayı ve bu dikeydeki baskıyı yok etmek için şah B1 kaçabiliyor. Bazen veziri D2'ye geliyoruz. Vezir A5 geldiğinde at D5 tarzı bir hamle yapabiliyoruz. Çünkü vezir çarpı D2 alınca şah çekmiyor artık. Taş kazanabiliyoruz yani eğer vezir D2 alırsa. Böyle numaralar da var. Vezir A5, vezir D2. Mesela bahsettiğim gibi diyelim ki A6 oynamış olsun. At D5. Şah C1'de olsa vezir D2 şah çekecek ama burada taş kaybetmiş oluyor eğer böyle oynamış olursa. Tabii ki burada vezir D8 dönmek zorunda kalıyor at D5'ten dolayı. At E7, vezir E7'ye bu sefer D6 piyonunu alabiliyoruz. D6 piyonu alınabiliyor F6'yı aldıktan sonra. O yüzden şah B1 aynı zamanda yararlı bir hamle. Vezir A5, vezir D2, vezir A6. Vezir A6 da oynanabilecek bir hamle. Genelde burada vezir D3 oynandığı takdirde de böyle bir varyant da var. Siyahlar vezir A6 oynuyor. Fikir vezirleri değişip merkezdeki üstünü yok etmeye çalışıp hat açıp fil çiftiyle oynamaya çalışıyor. Yani bu piyon yapısının bozuk olması fil çifti telafi ediyor. Bu oynanabiliyor. Vezir D2'ye vezir A6 oynamış Van Veli. At D4. Kale F8. İki şekilde oynanıyor yine burada. F3
G4 H4 ile bir atak yapılabiliyor. Daha sonra F3 G4 H4 yapısından sonra at E2 C'deki at, at G3 at H5 oynayarak atları değişip G hattını açmaya çalışıyor beyazlar. Planlardan birisi bu. Vasco bana bunu ilk gösterdiğinde çok etkilenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Bir de F4'de oynanabiliyor. Genelde Vasco F3'de oynardı. F4 oynamış bu maçta. Tabii F4'lü maçları da var. H6, H4. Buradaki fil bırakılabiliyor. H çarpı G5 aldığı takdirde H çarpı G5. At H7'ye, Vezir E3. Çok ciddi bir hata var burada. Vezir H3, Kale H1. H dikeyinden saldırı yapıyor. Taşı geri alabiliyor çok rahat. Siyahlar savunamıyor. O yüzden burada G5 fili bırakılabilir. Çünkü baktığımız zaman mantık olarak siyahın hiçbir taşı şah kanadında savunamıyor attan başka. Bu atı da H5 alarak H7'ye kaçırtıp H dikeyinden saldırıyor zaten. Siyahın taşları vezir kanadında olduğu için, savunamadığı için feda çok normal. Alınamıyor zaten. Vezir C4, G4. Evet, G4'ün mantığı da daha sonra F6'yı aldığımız zaman G5 sürüp hat atacağız. Ama burada yapamayabiliyoruz. D4'ü alabiliyor çünkü. Şah F8, F5. Amacımız şahın olduğu kanatta hat açmak. Ve F5 her zaman Sicilya'da yararlı hamle oluyor. Çünkü E piyonu sürüldüğü takdirde D5 karesi zayıflıyor. Eğer burada E5 sürerse siyahlar at çarpı C6, B çarpı C6'ya fil F6, GF6 alamıyor. Çünkü vezir H6 var. Sonra veziri geri dönecek. Piyon önde basitçe. Fil F6, G5, HG5, HG5, D6 istekte. Fil E7'ye F6. Beyazlar çok üstün. Çünkü şah artık tamamen dağıldı. Savunması kalmadı. Piyonlar yok oluyor. D6'yı da alacak. Çok üstün bir konuda beyazlar. O yüzden F5'e E5 oynayamıyor. HG5 almış Van Veli. H çarpı G5. At D7. F çarpı E6. Şah artık tamamen açılıyor. Bir saldırı var. At E5. Kale H1. Burada Vezir H2 de kazanıyor. Artık açık olan H dikeyinden oynayacağız. Şah E8'e Vezir H8. Fil F8'e At F5. At F5'te at çarpı G7 istiyorum. At çarpı D6 istiyorum. Şahın kaçacak yeri yok. Tamamen çaresiz bir konum. Kale H1 de güzel bir hamle. Açık bir hat var. Kaleler açık hatlı sever. Açık hatta geliyoruz ve şaha saldırı başlatıyoruz. F çarpı E6. B3. Veziri de kovuyoruz ilk önce C4'ten. Vezir B4, kale H8, şah F7, vezir F4, fil F6. Siyahlar taşı geri veriyor, taş öndeyken. Şimdi kale istekte, eğer kale C8 alırsak kale C8 alacak. F6'yı alırsak C3'ü de alabilir, GF6 da alabilir. Yani biraz atağı zayıflıyor beyazın. Ama burada Vasco güzel bir hamle yapıyor, kale H7. Tehdit nedir? Vezir çarpı F6. Şah G8 oynadığında G çarpı F6 çok kuvvetli bir hamle. Kaleyi bırakıyor. Şimdi almazsa kaleyi kale G7'den sonra mat olacak. Kabul etmek zorunda fedayı. Vezir G5. Tehdit. Vezir çarpı G7 mat. Eğer GF6 alırsa kale H1 mat. Yani burada vezir çarpı G7 istediğim için G6 da sürebilir. G6'ya da böyle mat oluyor. Kale H8 alırsa vezir H6. Vezir G7. Kale H8'e böyle oynarsa artık bu mata götürüyor. Bunu geldiği takdirde bu mata çare yok. Kale C7 oynamış Van Veli. At çarpı E6. Bakın net kale geri beyaz ama kazanıyor. Kale AC8. Vezir C3 oynarsa at çarpı C7. Kale istekte, mat istekte. Kale G8'de de tabii şahın kaçacak yerini tıkadığı için kale H1 mat oluyor. Vezir H3, kale H3. O yüzden kazanç konuma geçiyor. Burada at E6'ya vezir C3 alamayıp kale AC8 oynamak zorunda. F çarpı G7. Bu sefer tehdit. Kale H1, kale H8. Şah G8'e kale H1. Yine kale H8 istiyoruz. Fil E4. Burada artık çaresiz Van Veli. Kale H8. Şah F7, at C7. Şimdi C8 kalesi istekte. G8 vezir çıkmak istiyorum. At C7 almamın sebebi şahın E6'ya kaçışını engelliyor matımı C7'ye koyup. Vezir çarpı C3, G8 vezir terk etmiş. Gerçekten olağanüstü bir maç. Özellikle Vasco yaşı ilerlemiş. O zaman 69 yaşında bu maçı oynadığı zaman 69 yaşında yaşı ilerlemiş. Tek gözü görmüyor. Kolu sakat. Sonuçta turnuvadan birkaç gün önce kırmış kolunu. Merdivenden düşüp. Ona rağmen muazzam bir maç oynuyor. Böyle çok maç var Vasco'nun. Bunları göstereceğim. Bu tahtadanlar canlanıyor için bir
şey olacak, parti olacak ama Vasco dosyası atacağım. Vasco'nun anısına diye. Bende de emeği çok büyük olduğu için, Türk satrancının emeği çok büyük olduğu için güzel maçlarını inceleyeceğim. Sağ olsun arkadaşlarım sosyal medyadan maç önerilerinde de bulundu. Benim bildiğim maçları var. Onlar da hatırlattı, bulundu. Vasco tanıyan bilen varsa partileriyle ilgili siz de öneride bulunabilirsiniz. Huzur içinde yatsın tekrar hocamız. Onun bıraktığı mirası biz de Türk satrancına yaymaya devam edeceğiz böyle hizmetlerle. Tahtada anılar canlanıyorum. İlk maçı, bir de Vasco anısına olan dosyamızın ilk maçı bu oldu. Bir sonraki maçımızda hem Vasco'nun anısına olan maçta hem de tahtada anılar canlanıyorla ilgili başka bir maçta görüşmek üzere.